Evet, sebep sonuç devam ediyor. İsrail'den açıklamalar var. İran'ı vuracağız. Çok şaşıracaklar diyor. Bu çok şaşıracaklar ifadesinde ne olabilir? Bunun üzerine biraz kafa yoruyoruz. Az önce İran'a bağlandık. Ekber Karadağ anlattı. İran'da bir saldırı beklentisi var ama çok şaşıracaksınız ifadesi İsrail'in. Bugüne kadar beklenilen saldırıların dışında belki bir siber saldırı da söz konusu olabilir değil mi Ekrem abi? Şaşırtıcı yani vurgusu. İran için çok anlam ifade etmez siber saldırı bence. O kadar altyapısı ona dayanmıyor değil mi? Ya da yani. Lübnan'daki gibi bu çağrı cihazları üzerinden gerçekleştirdikleri evet. tarzda bir... Gerçi onda siber saldırı değil dediler ama sonuçta iyi ya da kötü teknoloji kullanılarak yapılan bir saldırıydı. Elektro-optik saldırı. Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir saldırı olabilir mi? Bu arada Ekber Karadağ şey dedi Ekrem abi. Görüyorsun hani burada haram meselesi. Haram meselesi. Yani nükleer haram mıdır? Nükleer bomba silah olarak kullanılıp çünkü nedir? Bir yere atıyorsun ve oradaki belli bir hedefi değil. Belli bir tesisi değil. Attığın yerin çevresindeki binlerce, on binlerce, yüz binlerce Hiroşima Nagasaki'yi hatırlayalım. Uygulama oradaydı. Dolayısıyla böyle bir silahı kullanmak haram diyor. Güzel bir fetva. İnsani bulmuyor yani. İslami bulmuyor. Ama bakın bu diyelim ki Hameney bu fetvayı yarın değiştirebilir. Gördüğü lüzum üzerine. Neden? Eninde sonunda bu belli bir kanaatle, belli bir dönemde belki de konjonktürel olarak verilmiş bir fetvadır. Birilerinin kalbini rahatlatmak için de verilmiş olabilir. Ekrem abi, İran'ın özür dilerim. Böyle alabilir miyim seni? Yani bir yandan da her tarafta çünkü nükleer tesisler var. Bir sürü İran'da değil mi? İran'ın şimdi nükleer dediğimiz şey dünyada bir takım ülkelerde nükleerin hem barışçıl olarak yani çeşitli tesislerde, hastanelerde şurada burada falan kullanıldığını, yakıt olarak kullanıldığını, santral olarak kullanıldığını ama bir yandan da Allah korusun atıldığında oldukça geniş bir coğrafyayı mahveden bomba olarak da yapıldığını ve elde olduğunu biliyoruz. Yani düşünün işte İsrail'de bile var. Pakistan'da var, değişik ülkelerde var. Herkes de silaha çeviriyor. Herkes de var. İran'ın 90'lı yıllarda nükleer teknolojiyi barışçıl olarak elde etmek için başladığı ataklar var. Dünya Atom Kurumu ya da konseyi her neyse. Onlarla yaptığı görüşme, onlarla beraber yürüttükleri çalışmalar var. Bu Birleşmiş Milletler'de tartışma konusu olduğunda Türkiye ve Brezilya, İran'ın barışçıl nükleer enerji konusunda çalışma yapma hakkı olduğuna dair oy kullanan iki ülkelerden ikisiydi. Bunu aslında şöyle anlamak gerekiyor. Brezilya ve Türkiye gün olur da biz de bu tür bir şey elde etmeye çalışırsak, bugün İran'a hayır demişsek yarın bir dakika biz istiyoruz diyemez, diyemeyecekler için böyle dediler diye yorumlandı. Şimdi burada İran'ın bir nükleer silah ya da nükleer bomba elde etmek için çalışmalar yürüttüğüne dair çeşitli rivayetler var. En son diyelim ki açıklandığına göre herhalde 1,5-2 senesi kaldı şeklinde de rivayetler var. Şimdi bombayı yapmak illaki kullanmak için değildir. Neden? İkinci Dünya Savaşı'ndan beri önce Amerika'da olan sonra Rusya'da olan sonra işte Güvenlik Konseyi üyelerinin elde ettiği, daha sonra mesela Pakistan'a, Hindistan'a falan verilen, sahip olunan, İsrail biliyorsun Amerika tarafından değil, Fransa tarafından bir şey. Belki de Amerika demiştir verdiği falan. Böyle bir denge var. Evet. Burada İran dahil her ülkenin bu dehşet dengesinde ellerini güçlü tutabilmek için, kullanmak niyetiyle olmasa da, karşıdaki güçlerin kendine yönelik, tehditlerini en azından pasifize edebilmek için böyle bir silah kullanmayı istedikleri açık. Dolayısıyla Hameney'in fetvası yani kullanmak için değil de yapıyoruz. Hani dehşet dengesinde biz de elimizi güçlendirelim diyebilirler. Bulundurmak ve kullanmak farklı olabilir farklı diyorsunuz olabilir. O anlamda. Yani silah olur kullanmasın. Ama biz de şunu biliyoruz Ekrem abi değil mi? Nükleer enerjiye, nükleer teknolojiye sahip olanlar mutlaka silaha da ulaşıyorlar. Tabii. Ve devletlerin de pekala hakkı olabilir. İran'ı ne kadar terörist gösterirlerse göstersinler. Bugüne kadar tek atom bombası kullanmış ülke Amerika Birleşik Devletleri. Doğru. Doğru. Diğer devletlerin de elinde nükleer bulunduran çok da aklı selim devletler olmadıklarını yani. Biliyoruz doğal olarak. Bu arada bu Natanz üssünün çok önemli olduğu söyleniyor evet. İran için. Yani yeraltı sığınakları herhangi bir saldırıya karşı korunaklı biçimde kullanılıyor. Diğer bu üstler işte araştırma, santraller şimdi çok da stratejik değil. İki şey konuşuluyor. İsrail'in ölümcül olacağını söylenen saldırılar için. Bir petrol kuyuları, petrol evet. rafinerileri, petrol tesisleri falan. Bunlar aslında belki de çok açık hedefler. Neden? Onu dağın altında yapamazsın. Ama İran'ın
başına gelebilecekleri bildiği için nükleer tesislerini son derece korunaklı yerlerde, bazı hallerde yerin 50-60 metre altında falan kurduğuna dair rivayetler var. Yüzeyde olsa bile bu yüzeydekilerin herhalde yardımcı tesisler olduğu, dolayısıyla oraya yapılacak herhangi bir müdahalenin kısmi zarar verse bile esas çalışmanın yapıldığı bölgeye ne uçakların, ne füzelerin, ne şunların bunların ulaşma ihtimali olmadığı da ağırlıklı görüş. Neden? İran eninde sonunda bu teknolojiyi elde etmesine Batı'nın, özellikle Amerika'nın, dolaylı olarak İsrail'in müsaade etmeyeceğini, bunu engellemeye çalışacağını biliyor. Daha önce hatırlayacaksın, bir sürü insan suikaste uğradı, evet. Bu konuda çalışan insanlar. Bu konuda değişik şeyler söylendi ama eninde sonunda İran'ın bu konuda çalışma yaptığı neredeyse herkesin bildiği bir sır. Ne zaman biterse, hazır olduğu gün evet nerede kalmıştık diyebilir. Bu da şu demektir, bu konuda siz işin kötüsünü düşünüyorsanız, bizde de var artık. Dolayısıyla siz bir şey düşünürseniz biz de düşünürüz. Bu da nedir? O düğmeye ilk basacak olanın aslında sadece karşı tarafı değil, kendisini de yok etmeyi göze alması meselesi. Öyle dehşet dengesi böyle. Bu arada petrol üslerinin vurulması, yani petrol bölgelerinin vurulması çok mantıklı değil gibi konuşuluyor hocam. Şu söyleniyor çünkü. Orada bir petrol arzı söz konusu, yani İran petrol üretiyor. Uluslararası piyasalarda da ciddi bir sıkıntıya açabilir bu saldırılar, İran'ın petrol bölgelerinin vurulması. Ambargolarda, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin batının dahil olmuyor. Ambargolarında, fakat tabii ki bu başka ülkeleri satmıyor diye satıyor. Zaten en çok hani bunu engellemeye yönelik ikinci yaptırım uygulamaya yönelik çabası var Amerika'nın. Şimdi şöyle, sadece tabii ki orayı hedef aldıkları takdirde enerji güvenliğiyle ilgili kaygıların en çok da sebebiyet veren mesele bu hedef alındığı takdirde İran'ın da aynı şekilde Körfez'i, yani Hürmüz'ü hedef alarak oradaki bu sefer Körfez ülkelerinin ve Arapların petrol dağıtımını ve petrol üretimini hedef almış olacak. Dolayısıyla ister istemez enerji fiyatlarına, enerji arzına bu olumsuz yönde yansıyacak. Aslında bu belki de bu Arap-İsrail ya da işte Filistin-İsrail meselesinin yeni versiyonu. Eskisinde ne yaşanmıştı? 73 Yom Kippur Savaşı'nın sonrasında ilk, biliyorsunuz, petrol ambargosu uygulanıp bir ilk ekonomik kriz, petrol krizi yaşanmıştı. İkincisi 79 İran İslam Devrimi ile yaşanmıştı bu krizin. Bunun değişik bir versiyonu. Onda Araplar ambargo uygulamıştı. Petrol yollamamışlardı. Bu tabii ister istemez bir krize neden vermişti. Buna ihtiyaç duyan ülkeler açısından. Bu da tabii biraz da tedarikçileri çeşitlendirme yoluna, arayışına sürüklemişti Batı ülkelerini. Şimdi baktığımız bu yeni durum karşısında, eğer İsrail misilleme olarak bu rafinerileri, petrol sahalarını hedef alırsa, aynı şekilde İran'ın da, çünkü daha önceki vermiş olduğu demeçler var bu nükleer mesele konusundaki Batı ile olan çekişmelerinde, orada da Hürmüz'ü hedef alması durumunda da ister istemez dünyanın petrol krizine, yeni bir krize girmesine sebep olur. Bu çok çok da kötü bir durum. Niye diyeceksiniz? Zaten hani Ukrayna-Rusya savaşından, biz unuttuk bu arada bu meseleyi konuşuyoruz ama orada savaş devam ediyor. O zaten doğal gaz konusunda, enerji konusunda bir sıkıntı yarattı. Şimdi bu ikinci bir ayağını oluşturduğu takdirde artık bu İran-İsrail meselesinden, bölgenin meselesinden iş çıkar. Bütün dünyayı ilgilendiren, Çin'ini, Hindistan'ı, bütün dünya ülkelerini ilgilendiren, hem ekonomilerinde ciddi anlamda büyük krizlere sebebiyet veren, hem de enerji sıkıntılarına sebep veren bir duruma yol açabilir. O yüzden de zaten petrol tesislerini vurmamasına yönelik bir telkinin de ABD'den geldiğini görüyoruz. Bu arada önümüz seçim. 5 Kasım'da Amerika'da seçimler var. Biden kendi ayağına sıkmış olur diyelim. Evet. Güzel savaşın diyor yani. Kaybeder. Güzel savaşın. Bizim sistemimizi bozmayın diyorlar yani. Yani Sayın Hocam'a bir ekleme belki. Buyur, ama ya iddialı bir şey söyleyeyim. Bak, İsrail İran'ın petrol tesislerini falan vurmaz. Mümkün değil vurmaz. Yani şimdi senin bir petrol krizine yol açman demek, üzerindeki korkunç bir baskı oluşması demek bütün dünya kamuoyundan. Şimdi biz petrolün varil fiyatının 200 dolara ulaştığı bir dünyada artık kimse İsrail'i desteklemez, olumlamaz. Zaten çok iyi bir o zaman keşke vursa da bu iş burada itibarı yok.
Ya o da bir bakış açısı, haklısın. Ama Amerika Birleşik Devletleri hiç istemez. Şimdi İran petrolü kime satıyor? Muhtemeldir ki ambargoya rağmen Çin'e satıyor. Doğru. Hindistan'a satıyor. Çin'e, Rusya'ya. Şimdi İran'ın denklemden çıktığı bir petrol piyasasında iş Rusya'ya kalır. Zafer, affedersin, bir ilave. Büyük ihtimalle bir takım Amerikan şirketleri falan da alıp onlara da satılıyor. Yani. Tabii. Şimdi muhtemelen. Zaten bu Amerika Rusya'yı nasıl tabiri caizse boğmaya çalışıyor? Petrol ve doğalgaz satmasını engelleyerek boğmaya çalışıyor. Şimdi bu bütün denklemi alt üst edecek bir gelişmeye sebebiyet verirse bence sırf bu yüzden de İran'ın petrol tesislerini falan vurmaz. Ya şimdi adını koyalım, sonra bana değişik yerlerden haberler geliyor. İranlılar bazen bize kızıyorlarmış, bilgin olsun. Evet. Halbuki ben 1 Ekim günü İran'ın son derece başarılı ve haklı bir... Zafer'e kızmakta haksızlar, bana kızmakta haklılar. Ben korkunç bir oyun olduğunu düşünüyorum. Evet, bir dakika. Bak şu var, ama İran kabul edelim 1 Ekim'de ölçülü bir saldırı yaptı İsrail'e. Bence şimdi... İsrail'in saldırısı da ölçülü olacak. Bir de şu... Hani bu ölçülünün içerisi farklı şekilde doldurulabilir. Buna kimisi danışıklı dövüş diyebilir. Ben ona katılmıyorum. Ama İran nasıl ölçülü bir saldırı yaptıysa alacağı karşılık da ölçülü olacak. Evet, buyurun Aygün. Burada bir affedersiniz de... bir şey ekleyeyim de Zafer'in söylediklerine. İsrail'in İran'a can acıtıcı, çok ağır, çok büyük falan filan saldırı, petrol tesisleri, nükleer tesisler falan. 1 Ekim çok önemli. Sebebi şu. İran'ın balistik füzeler göndermesiyle demir perdenin, demir kubbe miydi neyse, onun pek işe yaramadığı ve birçok yerin vurulduğu görüldü. Dolayısıyla İran'da yüzlerce petrol tesisi var, ama İran güzel bir hesaplamayla o balistik füzelerden birkaç tanesini İsrail'in enerji merkezlerine gönderirse İsrail bir anda karanlıkta kalabilir. Bunu da hiç unutmamak gerekiyor. Buyurun Aylin Hocam. Şöyle bir de şunu da unutmayalım. Yani İsrail'in bunu tek bir başına da yapabilmesi mümkün değil. Yani bir de kabiliyetlerine bakmak lazım ülkelerin. Neyi yapabiliyor, neyi yapamaz. Çünkü dediğim gibi sınırı olmayan, bayağı da mesafe olan iki ülkeden bahsediyoruz. Ancak Amerika'nın desteğiyle bunu gerçekleştirebilir. Önümüz boğazında gemileri var. Amerika buna onay verirse Amerika ile beraber yapabilir. Ama tek başına çok zor. Kemal Hocam, şunu soracağım size. Şimdi pek İsrail İran'a yönelik bu siber saldırılarla çok etkili olamaz. Çünkü altyapısı buna dayanmıyor, dedi Ekrem abi. Ama şöyle de bir şeyler var. Mesela bu uranyum zenginleştirme programında askeri olarak hedef alıp durdurmanın ötesinde bilgisayar programları üzerinden de bir sürecin sürdüğü devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım casus yazılımlarla tam İran belli bir seviyeye geleceği zaman durdurduğunu, virüs yerleştirdiğini, buna dair pek çok makale ve şey okuyoruz. İran'ın bu anlamda ne kadar saldırıya açık bu nükleer üsleri? Bir de İsrail son tarihte böyle bir şeyi hedeflerse, diyorlar ya cehennem savaşına çevireceğiz, şunu yapacağız diye. Bu çok mu ihtimal dışı nükleer tesislerin hedef olması? Yani siz de böyle alabilir miyiz? Hocam da ifade ettiler. İki tür nükleer tesis var orada. Santraller var. Ekranda zaten gözüküyor. Santraller hakikaten elektrik üretimi için yaklaşık herhalde 23 bin megawatt civarı bir üretim kapasitesi var reaktörlerde. Şimdi dolayısıyla bu barışçıl maksatlı kullanılan nükleer santrallerin vurulma ihtimali çok düşük. Yok demiyorum. Çok düşük. Biliyorsunuz Ukrayna'da Kursk'ta filan, evet. Ukrayna atmaya çalıştı hatta etrafında filan. Diğer tarafta Rusya'da atmaya çalıştı. Zaporojye'de biliyorsunuz, evet. Yangın çıktı filan. Yani bölge olarak çok riskli. Türkiye'yi de çok ilgilendiriyor bu konu. Çünkü bizim sınırımıza çok dibinde yakın hemen. Bir noktada çok büyük bir nükleer santral var. İkinci tip nükleer tesis uranyum zenginleştirmek için kullanılan tesisler. Bunlar genellikle yer altında. İsfahan ve civarında bunlar. Hatta sayı olarak da açık kaynaklarda yer aldı. 4 noktada nükleer kapasite, yani silaha dönüştürülebilecek uranyum zenginleştirme tesisi olduğu söyleniyor. Şu bölge yoğunlaşıyor özellikle. Evet, İsfahan bölgesinde. Şimdi dolayısıyla İsfahan, bu bölgelere şöyle saldırılar yapıldı geçmişte. Hakikaten programlara siber saldırılar düzenlendi virüs vasıtasıyla. Tesisteki soğutma sistemi bloke edildi. Her şey demek o. Bu çok riskli. Her... İşte Japon depremini hatırlayınız. Elektrik tesisinde problem oldu tesisatında. Mesele soğutmak orada zaten. Tabii hikaye. Tabii. Dolayısıyla o hazneler, yani uranyumun içinde zenginleştirildiği, yüksek ısıyla zenginleştirildiği o hazne kalınlığı, kalitesi çok kritik. Son nesilde biliyorsunuz onun patlama ihtimali çok düşük. Ama bir ve ikinci nesillerde işte yukarıdaki daha önce patlayan Çernobil'deki çok kalitesiz bir malzemeden olduğu için patladı.
ve yıllara sair serpintilere maruz kaldık. Şimdi dolayısıyla bu bölgede zenginleştirilmek için kullanılan tesisler toprak altında olduğu için ancak ve ancak belki zırh delici bombalarla, yani MK-84 dediğimiz Nasrallah'ın öldürülmesi için kullanılan bomba tipi birkaç kat alta nüfuz ederek delmek suretiyle imha edilebilir. Fakat ortaya çıkacak patlama, blast etkisi, şöyle örnek verelim. Bir nükleer tesisin patlamasından kaynaklı bir blast, şöyle de tekrar söyleyelim, bir bomba, yani stratejik bir nükleer bomba, 300 kilometre karelik bir alandaki tüm canlıların %90'ını öldürüyor doğrudan. Nükleer tesisin imhası da böyle bir şey. Çünkü yine atom bombası atmış gibi olacak yani. Onun gibi olacaksınız. Buna kimsenin bana göre cesaret edeceğini düşünmüyorum ben. Dolayısıyla nükleer tesislerin gerek barışçıl maksatta kullanılanlar olsun, gerekse iddia tabii bu, zenginleştirilmiş ve nükleer başlık için kullanılacaklar olsun, çok hedef gibi gözükmüyor. Ama şunu yapabilirler, nükleer tesislerde silah için kullanılan, üretilen bu noktalarda siber saldırılarla sistemi bloke edebilirler, yavaşlatabilirler. Çünkü İran çok büyük bir telaşa girdi biliyorsunuz. Siber saldırı sonrası tekrar sistemi açmak için günlerce uğraştılar. Takviye soğutma sistemleri getirmek zorunda kaldılar. İkincisi, burada şimdi nükleer kapasite bir kitle imha silahı. Dolayısıyla kitle imhasını gerektirecek bir saldırı, tekrar cümlem aynısı oldu ama çok beklenen bir şey değil. Petrol ve doğalgaz tesislerine yapılacak olan saldırılarda biraz iktisadi kaygılar var. Hocamız da ifade ettiler. Biliyorsunuz İran, yanlış hatırlamıyorsam 158 milyar metreküplük bir metre varillik, daha doğrusu bir petrol rezervi var. Dünyada dördüncü sırada. Dördüncüler değil mi? Ve dünyanın en kaliteli petrolü olduğu söyleniyor İran petrolünün. %10. Şimdi doğalgaz rezervine bakıyorsunuz, üçüncü sırada. Orta Doğu'nun yarısını neredeyse doğalgazını İran çıkartıyor. Şimdi büyük bir enerji rezervi var. Tek sorun bunların dış piyasaya aktarımıyla ilgili problemler var. Bana göre çok yaptırımlar Sayın Hocam, hani delinmek suretiyle dolaylı da olsa aktarım sağlanıyor ki bana göre İran doğalgazı çok büyük ihtimalle dolaylı yollarla Avrupa'ya da gidiyor. Gitmese buradaki petrol fiyatları Rusya'nın da artacak, öbürünü de dengeleyecek. Eğer öyle bir şey olmasın, Biden buna çok hani bu arada sakın. Biden demişken bak, bu süreçte Biden'ın yaptığı belki de tek iyi şey, İsrail'in istediği bir tanker nakliye uçakları vardı. İsmi de şey KC-46 sanıyorum. İsrail bu uçaklar olmadan İran'ın nükleer tesislerini vurabilecek bir donanıma sahip değil deniliyor. O uçaklar gerekiyor mutlaka. Tabii nakliye. Biden mesela ısrarla o uçağı istemesine rağmen Netanyahu o uçağı vermedi. Bu da herhalde az önce konuştuğumuz o denklem bozulmasın diye yapıyor bunu. Yani petrole işte ya da ne bileyim daha çok etki yaratacak başka bir stratejik tesise saldırı yapmasın diye. Zafer, o uçakların bölgeye geldiğine dair haberler vardı birkaç gün önce. Yok yok, iki gün önceydi galiba. Biden'ın o uçakları vermediğine dair yine bir haber çıktı. Hatta yine Biden'ın Netanyahu hakkında çok nahoş ifadeler kullandığı bir konuşmasının da olduğuna dair haberler çıktı. Öyle mi? Sinirleniyor ona. Tabii yani, iyi bir insan olmadığını kibarca söylediği. Hatta şöyle, bir doğalgaz konusunda biliyorsunuz Rusya'ya yaptırım var değil mi? Avrupa evet. Almıyor güya. Nasıl alıyor? Bir bandro takıyorlar, gidiyor Yunanistan'ın adalarında bandrol değiştiriliyor, bayrak, başka bir şey asılıyor. Dolaylı bir aktarım sağlanıyor. Sıkıştılardı hocam. Putin dedi ki hatta rubleyle alacaksınız dedi. Euro da istemiyorum. Evet. Gidin o paraları rubleye çevirin, getirin. Ya bakın, rezerv çok büyük İran'da. Hepsini bıraktım dolaylı aktarımı. Çin. En büyük satıcısı Çin. Yani dolayısıyla Çin ve onun etrafındaki diğer Pasifik ülkeleri bir şekilde bu doğalgaza muhtaçlar. İran'a dolayısıyla yeter. Bu dengelerde bir karışıklık olacak bu ve piyasa artacak. Kemal hocam, bu dengenin öbür tarafı da şu değil mi? Çin'deki üretim tesislerinin büyük bir bölümü de Amerikan sermayesi. Bir de o da ayrı bir konu. Şunu da tartışmamız lazım. Hani Türk medyasında da arkadaşlarımız, tanıdığımız insanlar var. Ya bu Çin ve Rusya konusunda anormal hassasiyetler gösteriyorlar. Ben merak ediyorum, 7 Ekim'den beri bak Gazze'de mesela Çin ya da Rusya somut olarak ne yaptı tam olarak bilmiyoruz. Şimdi Lübnan mevzu bahis, mesela Suriye'de bir Rusya ağırlığından bahsediliyor. İsrail Suriye'yi de vuruyor. Hatta Tartus Limanı'nın yakınlarını da vurdu. Rusların mevzilendiği olduğu yeri de vurdu. Acaba bu Rusya ve Çin'in devreye girmesi için İran son aşama mı?
Hani İran'da bombalandığında orada da sessiz kalırlarsa başka bir planın varlığından artık şüphelenmemiz lazım. İsrail'de çok fazla Ukrayna'ya silah göndermiyor diye bir dengeleri var diyorlar. Yani enteresan. İran hani burada ne kadar destekliyorsa Rusya o bölge ülkelerini, İsrail de ona mukabil işte desteklerini sunuyor diye mutlaka. Az önce Kemal Olçer söylüyor. Pek çok yerde satranç oynuyor devletler. Pek çok devletle anlaşmalar yapıyorlar. Ama dediğin gibi burası da kırılma noktası olmayacaksa. Burada yani nerede olacak neresi acaba? Burada bir şey var. Ya da senin dediğin gibi perde arkasında bilmediğimiz başka bir uzlaşı mı var? İşte bakıyorsunuz bir yandan Azerilerle anlaşmalar yapılıyor İsrail arasında. Denklem çok... Bence de geçen programımızda da ifade ettim. Müsaadenizle onu tekrar edeyim burada. Çünkü Kafkas modeli diye bir model var. Basında da çıktı bu biliyorsunuz. Biz ilk burada söylemiştik. Kafkas modeline benzer model burada uygulanabilir diye. O neydi? 3+3 var biliyorsunuz orada. Bölge ülkeleri yani 3 tane Kafkas ülkesi artı 3 tane civar ülke. Rusya, İran ve Türkiye artı 3 tane Kafkas, Güney Kafkas ülkesi. Bunlar müştereken bir barış ortamı getirdiler. Ama bunun da Ermenistan modeli vardı biliyorsunuz. O da 2+3+3 diyordu. 2 dediği işte Avrupa Birliği ve ABD. Dolayısıyla AB ve ABD'siz bir çözüm oldu orada. Hatta Karabağ özelinde 1+3 modeli. Belki 2+ diyebilirsiniz. Rusya, Türkiye, diğer ülkeler. Burada da benim saydığıma göre bir 12+1 modeli kullanılabilir. Bunu Sayın Bahçeli de ifade ettiler Kudüs Gücü adı altında ama detay vermediler. Dolayısıyla ben 12+1 modelinin bu bölgede uygulanabilirliğini düşünüyorum. Artı 1'den kastettiğimiz Rusya, Çin dışarıda. İran dışarıda koşullu girebilir 12'lik koalisyona. Bölge ülkelerinden mürekkep bir güç. Bu güç ekonomik güç olarak iktisaden destekleyecek çok harika ülkeler var. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn. Bunların çok büyük askeri gücü yok. Fakat çok büyük sermayesi var. Çok açık etmediler mi onlar taraflarını? Suudlar i̇şte, mesela bakın, açık etmediler mi? Bunda geç kalırsak o az önceki yeşil siyah harita vardı ya. O yeşil harita daha da büyüyecek. Hmm. O yüzden biraz acele edilmesi gereken emergency noktasındayız şu anda. Acil noktadayız. Bölge ülkeleri eğer bir şekilde bu koalisyonu öyle ya da böyle kuramazlarsa Mısır, Türkiye, Körfez ülkeleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen bu bölgeden mürekkep ülkelerden oluşan bir koalisyon. Çok yerel bir problem olarak görülüyor. Bu Lübnan'ın problemi, bu Filistin'in problemi algısı çok yaygın. Sürece, yazık ki. Bu arada hafta sonu Türkiye'den Suudi Arabistan'a sanıyorum bir ziyaret de söz konusu olabilir. Öyle mi? Kesinleşmekle beraber üst düzey bir ziyaret söz konusu olabilir. Dışişleri boyutunda büyük ihtimalle. Daha yüksek. Daha yüksek. Şimdi İran'da nereleri vurabilir? En son onu söyleyeyim, bırakayım hocamıza ifade şeyi. İran'da biliyorsunuz hocam şeye gerek yok buradan gösterebiliriz. Kemal Çay sevmiyor sopa. Harita yok çünkü İran haritası yok. Ortada var sadece orada gördüğümüz. Böyle nokta olarak şunu söyleyelim. Bakın Tebriz çok kritik bir yer. Neden? Çünkü son saldırıda önemli lançerler ve rampalar Tebriz ve civarında konuşlanmış durumda. O bölgedeki... İsrail'e atılan roketler oradan mı gönderildi? Evet, öyle bir tespit var. Dolayısıyla o bölgedeki rampalar risk altında, askeri tesisler. İkincisi hangarlar, yani misliyle mukabele ya da mütekabiliyet esasına göre değerlendirdiğimiz zaman İran hava kuvvetlerinin şu anda hangarda durması kadar tehlikeli bir şey yok elbette. Belki yer değiştirmişlerdir. Biliyorsunuz şeyin uçakları toprağın altından çıktı Saddam Hüseyin'in. Evet. Çölün içerisinde tankları falan yerleştirmiş. Dolayısıyla ikinci hedef hava kuvvetleri İran'ın. Öyle gözüküyor. Üçüncü hedef büyük ihtimalle proksiler. Yani Hizbullah'ın olduğu bölgeler, Yemen, Haçlı Şabi, Irak'taki Haçlı Şabi, bir miktarda Suriye'deki Şiiler. Bunların hepsinin aynı anda vurulabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğine ihtiyacı var. Hı. En önemli ABD desteği de büyük ihtimalle İran'daki hedeflerin havadan bombalamasıyla ilişkili. Dolayısıyla İsrail'in elinde, İsrail topraklarından İran'a kadar uzanan hedefleri vuracak bir füze sistemi yok. Yine ABD'nin desteğine ihtiyacı Hürmüz var. Hürmüz Boğazı'ndaki bu gemilerden mi atıyorlar? Buralardan mı geliyor? Akdeniz'deki gemiler çok kritik. Oradan da atılır. Burası çok daha yakın gibi geliyor ama İran kontrol altında büyük oranda. Bakın orada İran'ın elinde Hürmüz kozu var. Hala oynamadı o kozu. O da bir iktisaden çok yara verecek, çok zarar verecek bir saldırı olursa oynayabilir. Sıkıntı. Son kozu. Yani şu an dokunmuyor ona. Eleştiriliyor hatta Hamas tarafından niye oynamadın o kozu diye. Onu oynarsa zaten bütün tepkileri, dünyanın tepkisini Süveyş çeker. Süveyş savaşına yani benzer İran savaş çıkar. Tabii bu sefer suç evet, şey olur. Süveyş aynen savaşına benzer Hürmüz savaşı çıkabilir. Evet. Dolayısıyla onu biliyor. Buradan gelecek olan uçaklar, F-35'ler, F-22 Raptor'lar daha önce söyledim.
Bunlardan mürekkep ABD hava gücünün İran topraklarında hangi adı altında olacak bilmiyorum. Koalisyon gücü mü? İsrail'in emrine mi verecekler? Hı hı. Desteğine mi verecekler? Harekat komutasına mı verecekler? Bilmiyorum. O yetenekler olmadan İran'ın topraklarını derinlikte bombalaması çok zor. Demek ki vekil güçler, İran topraklarında rampalar, lançerler son yapacağı şeydi. Rampalar, lançerler sabit midir? Hocam sabittir fakat yer değiştirmek çok zor değil. Fakat yer değiştirdiğiniz andan itibaren tespiti kolay. Hem havadan tespit kolay. Eyvallah. Hem de atış sırasında şöyle bir cihaz var, radar var. Atılan noktayı tespit eden cihazlar var. Eyvallah. Bizde de var. Biliyorum. O yüzden bir de Tahran merkezindeki Haniye suikastına benzer bir suikast girişimi eş zamanlı yapılabilir. O da işte Nasrallah'ın öldürülmesine benzer bir karargah. Ne bileyim artık Cumhurbaşkanlığı. Yani o zaman Hameney'in Nasrallah öldürüldüğünde güvenli bir yere götürüldü açıklaması. Beklenti o yönde olduğu için. Dolayısıyla böyle bir şey eş zamanlı. Şaşıracaksınız derken İran mı şaşıracak, biz mi şaşıracağız? Çok büyük ihtimalle İran şaşırmayacaktır bu harekata. Çünkü ihtimalat planları yapılmıştır. Tabii. Olasılıklar tek tek değerlendirilmiştir. Bizler belki şaşırırız ama saydık bunları. Bunların dışında başka bir şey aklımıza gelmiyor. O ufak tefek siber saldırılar. Bu gidişat ama bu savaşın daha ne kadar devam edeceğini gösteriyor. Epeyce bir devam edecek değil mi? Bu dengelerin oturması çok zor. Niye soğusun? Yani ne kadarlık bir öngörü var? Bu nasıl bir noktaya doğru ilerleyebilir şu anki veriler şöyle, ışığında? Şöyle iki taraftan da gelen söylemlere baktığınızda da İsrail karşılık verdiğinde İran buna karşılık daha da el arttırarak verecek. O verdiği zaman onun misilleme hakkı doğuyor. O daha da eli arttıracak. Böyle böyle yani iş daha da böyle herkesi de içine çekebilecek. Hani 3. Dünya Savaşı ihtimali var ya. Yani ona doğru götürecek bir şey. O yüzden çok kontrollü ve belli bir noktada sivilleri hedef almayan şeylere saldırıyı yapmasının altında yatan İran'ın aslında baktığımızda bu iki füze saldırısında da o yatıyor diyebiliriz. İsrail'in de karşılığının zaten Amerika'dan gelen açıklamalara da bakarsak bu şekilde olması aslında yönünde bir telkin var. Ama bunu ne kadar dinler? Ne kadar hani çünkü İsrail'in de ABD'yi bunun içine çekmek ve yani bütün oradaki işte bütün vekillerin destekçisi olan İran'ı ortadan yani bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik bir çaba koyduğunu biliyoruz. Netanyahu'nun en baştan beri zaten Trump yönetiminden beri söyledi. ABD'nin hani direkt bir İran'a bu konuyla ilgili bir müdahalesi. Ama genel olarak da tabii bu hani bunu ne kadar başarabilir, ne kadar yaptırabilir onu tabii ilerleyen zamanda göreceğiz ama Amerika'da belli bir takım hazırlıklar var. Onda da ani bir saldırıyla bir rejim değişikliği yapmayı çok da taraftar değiller. Yani bunun Irak örneği var, başka örnekleri var. Yani istediği şekle sokamıyor, dizayn edemiyor. Bir de üstüne üstelik bunun bir maliyeti var Amerika'ya. Bu Amerikan iç kamuoyunda da tepkiye neden oluyor. Onu ortaya koyan partilerin seçim kaybetmesine neden olabiliyor vesaire gibi. Hem işin iç politika yanı var hem de dışarıda Amerikan imajını zarar veren, müttefikleriyle ilişkilerine zarar veren tarafı var. Şimdi öyle bir denklem ki bu. Bir taraftan Amerika Arap müttefiklerini de kaybetmemek istiyor İsrail'e destek verirken. Çünkü işin ucu kaçarsa İran bu sefer onlara saldırırsa, koruyamazsa onlarla iş bambaşka bir boyuta gelecek. İşin ekonomik boyutu var biraz önce izahat verdiğim. Yani işin güvenlik boyutu, başka başka bir sürü boyutu var. O yüzden böyle daha aşamalı bir İran'daki veya işte oradaki ülkelerin ABD ve İsrail'e daha dostane bakan ya da işte biraz önce Netanyahu'nun haritasını gösterdiniz ya o işte bir curse olarak gösterdiği ülkeler var. Bir de blessing diye işte hakikaten İsrail'le ilişkileri iyi olan bir şekilde de işbirliğine doğru ilerleyen ülkeler var. Onlara eklemlemek isteyeceğini söyleyelim. Bunu uygulamak için de değişik planları var. Bir tanesi de mesela biz konuşmayı unuttuk ama planlardan birisi de o. Orta Doğu NATO'su olarak hani konuşuyorduk ya daha önce. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan bunların bir araya gelerek oluşturmak istenen bir güvenlik, bölgesel güvenlik işbirliği örgütü. Bununla yönelik bir tekrardan ABD'nin desteği biraz önce hani bahsettiğim entegre bir hava savunma sisteminden tutun da
orada bunların hazırlanması vesaire gibi kendilerini koruyabilecek duruma gelebilmelerini sağlayacak bir aşamaya gelmiş. Ama şu anda bu aşamada değil bu ülkeler. Bir taraftan ABD'ye de güvenmiyorlar Afganistan'daki durum ve Orta Doğu'dan çekilme durumundan ötürü. Tekrardan o güveni ABD'nin nasıl tesis edeceğini görmemiz gerekiyor. Gibi gibi bir sürü aslında burada sayabileceğimiz işin o hadde varabilmesine kadar gereken adım atmaları gereken adımlar var. Yani o dünden bugüne bir İran'da hızlı bir rejim değişimi çok da istedikleri bir boyutta ve istedikleri şekilde olmayıp bölgeyi ateşe çevirip dünyayı da onları da çok olumsuz yönde etkileyecek bir duruma getirebilir. Bunu hani zamana yayarak belli aşamalarla farklı farklı alanlarda bunu biraz finansal işi de var. İşte yaptırımlar yönünü daha da sıkılaştırarak bunun için hatta Çin ve Rusya'yı da katarak dünyadaki diğer ülkeleri de bir şekilde buna entegre, özellikle İran'ın nükleer güce kavuşması yönünde bir takım adımlar atmaya yönelik bir çaba içerisinde olacaklarını söyleyebiliriz. Yakın zamanda yani bu çatışmaların sonlanması için bir gerekçe de göremiyoruz. Şimdi sen aslında ilk bölümünü söylemiştin. Hani İsrail'in İran'a saldırı planının ayrıntılarını ABD'ye açıklamayı reddettiğini. Netanyahu yarın savaş kabinesini topluyormuş ve saldırı için nihai karar o kabine toplantısında alınacak diye Amerikan basında çıkan öyle mi? Haberler İran'a var. Yönelik saldırının nihai kararı yarınki toplantıda yarınki olacak. Yarınki savaş kabinesinde meşhur bunların savaş kabinesi var ya artık hayatımıza böyle bir kavram girdi. Savaş kabinesi savaş diye. Savaş kabinesi bunu da öğrendik. Bu arada İsrail istiyor bunu. İsrail defalarca söylüyor. Bölgede rejim değişikliklerini amaçlıyoruz diyor. Tabii bölge yani ülkelerinde. İran için de söz konusu olabilir. Ama işgal ve ilhak edeceği topraklar var. Rejim değişikliğine gideceği olan ülkeler var. O biraz önceki topografik ya da coğrafi haritada ulaşmaya çalıştıkları sınırlar, işgal ve ilhak sınırları. Ama onun dışında kalan ülkeler de var. Doğrudan bu haritaya etki edecek. Şu Arzu Mehut haritası olan, onu versiniz arkadaşlar. O bölgelerdeki ülkelerde rejim değişikliği, müzahir bir takım yönetimler kurmak istiyorlar. Şu anki rejimler 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkarttığı düzen. Dolayısıyla yani koloni döneminden sonra da devamı öngörülen sistemler. Dolayısıyla oradaki krallar, emirlikler, şunlar bunlar hep 2. Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletlerin seni dük yaptım, seni şey yaptım filan dedikleri, kral yaptım dedikleri insanlar. Burada Arzu Mevut ya da bu coğrafi çizgilerin içerisinde bakın neler kalıyor. Demek ki 3500 yıl önce çok önemli stratejiler var, çok önemli bir takım kişiler çıkartmışlar. Şu noktaları göz ardı etmemişler. Bir, Süveyş kanalı. Değil mi? Burası ilhak edilecek. Dolayısıyla Mısır yönetimi değişecek ve bir şekilde bu Süveyş kanalının stratejik önemi çok çok önceden tespit edilmiş ve dahil edilmiş sınırlarına. Nil Nehri, hani diyor ya Fırat'tan iki nehir arası Nil'e kadar. Nil Nehri elbette tamam o dönemde çok verimli topraklar. Devam edin şöyle yukarıya doğru. Akdeniz'in tamamı Doğu Akdeniz'in. Bütün limanlar, tesisler, her şey ve Doğu Akdeniz'deki olduğu gibi hidrokarbon kaynakları erişimi açık. Yani vaat edilmiş topraklar ele geçtiğinde otomatik olarak buradaki tüm hidrokarbon kaynakları, petrol, doğalgaz, diğer su altı, su üstü kaynaklar. Bence ada da var. Yani Kıbrıs adası da bu haritanın içerisinde dahil. Şimdilik ifade edilmiyor ama kontrol edilecek ada tek bir yönetimden mürekkep ve bir müzahir yönetim olacak. Devam edin burada. İskenderun Körfezi var, Hatay. O da onun içerisinde. Bizim bu bölgelerden çıkarları ne yukarıdaki bu su, su yukarılar? Su. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Van, verimli herkes toprak, var. Gap Fırat'ın bölgesi. Fırat'ın doğduğu yeri Arzu Mevut Gap içerisinde gösteriyorlar. Gap bölgesi ve verimli artı su. Söyleyeceğim onu da. Şimdi bu bölgede bakın ticaret koridoru var. Ticaret koridorunun hesap edildiği çok net belli. Yani Süveyş'ten Akdeniz'e oradan açık okyanusa aktarılan bir koridor var. Tabi altta da kaldı herhalde. Şu bölgede çok büyük verimli topraklar var. Hemen aşağı inin şöyle devam edin. Körfez bölgesi var. Orada Fav Limanı var biliyorsunuz. Irak'tan doğrudan bizim oraya çıkan kalkınma yolunun başlangıç noktası. Ve o bölgede enerji var. Çok büyük miktarda. Hem doğalgaz hem petrol. Enerji kaynakları. Bu bölgede ticaret koridorlarının düğüm noktası, geçiş noktası. Yukarıda da gayet nefis bir toprak ve su var. Bereketli topraklar var. Akdeniz'de de limanlar var. Ada zaten sabit bir uçak gemisi. Ha demek ki bütün bu haritayı öyle kafadan yapmamışlar. Oturup teker teker
elde ettiklerinde Yahudi ırkından mürekkep bir coğrafya artı o bölgedeki insanlar yani native dediğimiz yerel insanlar da Yahudi halkının köleleştiği bir insan grubu. Yani onlara hizmet eden insanlardan mürekkep etmiyorsanız suç sınırlarının dışına çıkın demek istiyor. Bütün bu coğrafyayı elde etmek için işgal önce sonra ilhak. Arkasından rejim değişikliği en nihayetinde Yahudi ırkı işte dünyanın en kritik pivot dediğimiz, heartland dediğimiz, kalpgah dediğimiz makinelerin aksine konuşalım şimdi. Bu bölgedeki en kritik toprakların üzerine çökme planı. Bana eminim göre. Bazı seyircilerimiz izleyenler buraya bu kadar alana nasıl hakim olacaklar diye hala soru işaretleri var kafalarında. Bunu ifade ediyorlardır değil mi? Yani bunu soruyorlardır ve tartışıyorlardır da kuvvetle muhtemelen. Bir örnek verelim. Yani, Amerika Birleşik Devletleri nüfusu kaç? 330 milyon. Evet, 330 civarı. Milyon. Dünyanın nüfusu kaç? 8 milyar civarı. Kim hakim şu an dünyaya? Yüzde kaçı yapıyor bakın? %5'i bile değil değil mi? Onun tarzı bir egemenlik mi diyorsunuz bu alan tabii, içerisinde? Yani tabii. Şu bölgede mesela PKK sen mi yönetecek burayı? Öyle şimdi, bir şey mi? Kantonal bir yapı da olabilir elbette eyaletler gibi. Onun dışında yani çok zor bir hedef çünkü değil mi? Bunu gerçekleştirmek. Bütün bunları gerçekleştirmek için atılan adımlara bakın. Suriye'nin parçalanması. Ürdün biliyorsunuz Transjordan Emirliği diye kuruldu 1920'de. Transjordan Emirliği kim kurdu? İngiltere kurdu. Onların toprağıydı. Şeria Nehri'nin doğusuydu biliyorsunuz. O tabir geçiyor. Üretilmiş bir kukla devlet bence. Yani tabirimi kusura bakmasınlar. Suudi Arabistan krallık ve müzahir ve değişmesi mümkün değil. Rejimin güvenliği en kıymetli şey orada. Irak 3 parça, Suriye 4-5 parça. İran'da çok hassas dengeler var. İşte Belücüler var, değil mi? Huziler var, Huzistan toprakları var, Güney Azerbaycan var, Kürt nüfus var, Fars gruplar var. Yani karmaşık bir etnik coğrafya. Dolayısıyla parçalanabilir. Mezhepsel bölünmeler var. Bakın diğer topraklar, Mısır, müzahir bir yönetim var. Körfez'e gidin, emirlikler, hepsinin koltuk garantisi Amerika. Amerikasız var olamazlar. Bu bölgede bir tek sağlam Türkiye var. Sosyal, demokrat bir devlet, istikrarlı, kırılgan ekonomisi var ama toparlayabilecek süjeleri var. Yani tekrar dönüşebilecek, ekonomik olarak da rahatlayacak süjeleri var. Askeri gücü yüksek, beşeri gücü yüksek, maneviyat çok yüksek, toplu, istikrarlı. İç cephe karışık olabilir diye değerlendirenler var. Onun toparlanması. Yani dolayısıyla bu bölgede bütün her şey, ülkeler hazırlanmış sanki bu coğrafyanın oluşması için. Bir hamleyle de devrilecek gibiler diyorsunuz yani. Bir tıkla. Yani 2011 neyin projesi? Arap Baharı. Hocam size bir ekleme. Bak geçen hafta bu Trump'ın damadı bir açıklama yaptı kendi sosyal medyasından. Dedi ki bizim dedi 20 yılda yapamadığımızı İsrail 1 yılda yaptı dedi. Şimdi 20 yıldır yapmaya çalıştıkları şey neydi? Burayı yeniden şekillendirmek. Hı hı. Şimdi İsrail'in bu doğrultuda hareket ettiğini düşünüyorlar ve bence bu yüzden destekliyorlar aslında. Yani şu anda o işin ihalesini İsrail'e vermiş gibi görünüyorlar. Bu arada bu sadece ben bu soruları soruyorum ama vatandaş hani kafasında anlamak istiyordur mutlaka. Herkes hani ne oluyor ne bitiyor bir şekilde kafasında otursun yani istiyor. Küçük gruplarla... Sadece bizim kullandığımız bir terminoloji değil bu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Defaatle İsrailli yetkililerden bu arzu mevcut kavramını duyuyoruz. Hedefimiz bu diyorlar. Kimdi hocam bir tane siz çok programda bahsediyordunuz ismi arada da konuştuk az önce. Sürekli arzu mevcut... İrfan Hoca. Yok. İsrail Maliye Bakanı. Smotrich. Sürekli bunu ifade etmiyor mu? Yani bugün İrfan Kayaürger'le konuşması var. Burada. İrfan Kayaürger hakkında arada konuştuk dedi ama yani iyi konuştuk. Hayır, o açıklamayı da arkadaşlar getirebilir. Daha bugün basına yansıyan, ajanslara yansıyan İsrail Maliye Bakanı'nın bir açıklaması var. O doğrulanabildi mi? Bende var aslında. Şöyle ben bir haber kaynağıma sordum. Okuyun siz de olduğunu görelim. Bu açıklamayı istersen sen oku ben onun üzerine söyleyeyim. Tamam hemen bir bakayım. Şuradan bakıyorum. Hüseyin atmış mıydın bu açıklamayı bize? Yok, attı diye düşünüyordum ama sen kafandaki. Şimdi şöyle, bugün İsrail ordusunda üst düzey yaklaşık 190 askerin Netanyahu'ya savaşı bitirmesi yönünde bir mektup yazdığına dair haberler çıkıyor, bilgiler çıkıyor. Ve bu İsrailli bakan bir atın bana onu. Yanına işte o meşhur Galant'ı da alarak bu askerlerle bir konuşma yapıyor. Hı hı. Ve bir motivasyon konuşması olduğu söyleniyor bunun. Hani biz işte Ürdün'ü de Suudi Arabistan'ı da
ne diyordu orada, Irak'ı da Suriye'yi de kapsayan toprakları hedefliyoruz diye kendi ordusunun, katil sürüsünün diyeyim ben, motivasyonunu arttırmak için böyle bir konuşma yaptığı, bu hemen tabii oradan sosyal medya aracılığıyla İsrail medyasına yansıyor. Oradan da işte sosyal medya üzerinden yine yayılıyor. Ha bu açıklamayı yapmış olamaz mı? Bence olamaz. Ne yapmıştır. Yapmış hocam onu bir... Yapmıştır. Çünkü zor değil. Şunu bana bir atın da okuyayım. Ne olduğunu. Arkadaşlar diyor ki teyit edilen bir bilgi olmadığı için elbette ama en azından söylemin ne olduğunu hatırlatmak için söylüyorum. Siz Smotrich'ten sürekli bahsettiniz. Buna yakın açıklamalarda. Şunu söylüyor. Diyor ki Ürdün'ü, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı, Irak'ı, Suriye'yi ve Lübnan'ı kapsayan bir Yahudi devleti istediğimizi çok açık söylüyorum diye söylemiş. İsrail'in Kanal 12 yayın organında da bu yayınlanmış. Ama bunun hani basına yapılan bir açıklama değilmiş bu. Anladım. Oradan yansıyan bir bilgi olarak söyleniyor. Onun önceki söylemlerine bakın, hemen hemen bu yönde hepsi. Ülke ismi de veriyor. Şimdi söylemese bile daha önce söyledi bunu. Defalarca söyledi, defalarca. Ben Giver, Itamar Ben Giver ve Smotrich. Birisi Maliye Bakanı, birisi Ulusal Güvenlik Bakanı. Bu ikili radikal, kabinedeki en sağcı, en uçtaki iki tane aktör. Yönetimde olan isimler yani. Kabinede işte. Yani düşünün bu adamlar, bu adam bir de Smotrich. Bu arada hocam bana kızma, seni doğrulayacak bir gelişme var. Buyurun. Sen az önce söyledin ya bu gece bir şey olabilir diye. Şimdi Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmış. Biden ve Netanyahu bugün görüşmüşler. Diyor ki Biden İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını vurguladı. Biden İsrail'e yüzlerce füze atan Hizbullah'a karşı İsrail'in kendini savunma hakkını teyit etti. ABD İsrail'i güvenliği için atacağı adımlarda sivillerin yaşam hassasiyetlerine dikkat etmesi konusunda uyardı. Yani saldırıya onay vermiş ama altına da eklemişler sivillerin yaşam hakkına riayet et diye. Tabii bu ne derece sağlanabilir? Yarınki toplantı da hikayeden toplantı muhtemelen. Bu gece şaşkınlık artı baskın tarzında yapılacak harekatı gölgelemeye çalışılan. Hocam İran'da böyle olmuştu hatırlarsan. Beyaz Saray'a bilgi verdi vermedi. Doğru. Aslında verdi ya da verdiği tarihten daha önce saldırdı diye. Ya bak çok enteresan bir süreç. Birbirlerine saldıracak ülkeler önce Beyaz Saray'a bilgi veriyor. Beyaz Saray onaylıyor. İşte olay artık şeye kalıyor. Dediği saatte mi saldıracak yoksa daha önce mi daha saldıracak önce oraya kalıyor. Ya bugün muhtemeldir ki İran'da başına gelecekleri biliyor. İsrail'de ne olacağını biliyor. Amerika'da biliyor. Hatta 13 Nisan'da hepsini. Dronların çıktığını haber verdi İran. Seyir süresi 6-7 saatti biliyorsunuz. Hepimiz izledik, hatta yani Irak'tan Suriye'den geçerken izliyorlardı geçişlerini, hatırlarsınız, evet, canlı olarak. Burada. Ya yani böyle bir durum var burada Ortadoğu. Bunun adı savaş falan da değil, onu da söyleyeyim. Bir de öyle meşru mi? Müdafaa hakkını normalde bu 51. maddeden kaynaklı kullanabiliyor ülkeler ama öncesinde Birleşmiş Milletler'e de bildirmeleri gerekiyor. Mesela İran saldırmadan bir 10 dakika, yani çok kısa bir süre önce da olsa bunu bildirmiş ama bildirmek ama gerekiyor eğer değil. Çünkü meşru müdafaa, yani misilleme yapılacak hareketlerde meşru müdafaa olarak ilan ediliyor. Dolayısıyla bu şekilde oraya da bildirmeye ama saatler gerekiyor. Önce değil yani. Tabii yani. Meşru müdafaa daha çok size... Da o savaş kabinesindeki toplantıdan. Evet. Saldırı yapıldığında hiç kimseye haber vermeden kendi kendinizi korumak için birliklerinizi sevk edebiliyorsunuz. Kuvvet kullanabiliyorsunuz. Sonra bilgi veriyorsunuz. Ama muhakkak verilmesi gerekiyor kullanmak. Bu arada El Cezire'nin geçtiği son dakikada... Girerler yani bir şekilde... Yani. El Cezire'nin geçtiği son dakikada enteresan. Biden ve Netanyahu Hamas rehinelerinin serbest bırakılması için diplomasinin acil olarak yenilenmesi ihtiyacını tartıştı. Şimdi bu demek ki hani aşağıdaki meseleyi şimdi İran'a yönelecekleri için Gazze'deki meseleyi bir şekilde biraz daha dozunu düşürmeye çalışıyorlar. Cepheyi genişletmemeye, tersine cepheyi daha küçültüp bütün motivasyonlarıyla herhalde. Hani rehinelerdi mesele bu? Olaylar Ekrem abi rehineler yüzünden çıkmıştı. O konu hiç konuşulmuyor. Lübnan'da, Beyrut'ta, İran'da ne rehine yani var ne bir şey. Yani aslında konuşuluyor. Biz konuşmuyoruz çünkü Lübnan'ı vururken ya da bu arada İran'ı tehdit ederken, Suriye'yi vururken Gazze'de de boş durmuyor ki. Gene katliamlarını sürdürüyor. Bizim dikkatlerimiz önemli olduğunu düşündüğümüz yere çevriliyor. Ama bu arada
Gazze'de adam sürekli vurmaya devam ediyor. Eskisi gibi şiddetli sürüyor mu bu arada Gazze'deki hareket? Yok, bir karar harekatı yaptılar geçenlerde, 2 gün önce 7 Ekim tarihinde. O da El Masive, hatırlarsınız belki, evet. Oraya yığmışlardı Filistin halkını. Oraya doğru bir şerit halinde Akdeniz'den, yani denize kıyısı olan küçük bir şeritten bir karar harekatı yaptılar. Hı hı. Sonuç alamadılar, tekrar döndüler geriye. Ama bombalama devam ediyor. Yani bombalama dün galiba 25 şehit ya da biraz daha fazlaydı. Bombalama devam ediyor. Orada artık karar harekatı yapacak ortam kalmadı. Çünkü hedef Hamas. Hamas'ı bir şekilde bulmaları gerekiyor. İçeride ya da toprak üstünde bulamadılar. Kara birliklerini komple kuzeye kaydırdılar. Lübnan sınırına. Ciddi bir direniş geleceği de yok oralarda. Tabii, yani. İnsanlar şu an yemek bulamıyorlar. Hayat mücadelesi yani bir veriyorlar. İnsani bir orada tam, trajedi tam var. Tam da burada Kemal Hocam. Bu konudaki bilginiz bence çok daha fazladır. Şimdi kara harekatı deyince İsrail'in mesela 7 Ekim'den beri yaptı, yapıyor, yapacak, girdi, giriyor, girecek, bugün girdi, yarın girdi. Ciddi manada bizim anladığımız, benim anlayabildiğim kadar en azından eski bir asteğmen olarak ciddi bir kara harekatı görmedik. Ve zırhlı birlikler harekatında falan bilinen konseptin dışında adamların tankın içinden dışarı çıkmadıklarına şahit olduk. O yüzden Hamaslılar gittiler o tanklara. İşte imha maddelerini yapıştırıp onları uçurdular falan. Şu anda da Lübnan konusu da son 3-4 aydır. İsrail'den açıklamalar, Amerika'dan açıklamalar, Amerikan medyasından açıklamalar. İsrail işte kuzeye, Lübnan'a girdi, giriyor, girecek, girmek üzere. Bugün girdi, yarın girdi. Şu anda mesela normalde Lübnan'a bir kara harekatından bahsediliyor. Ama bir dakika, yani kaç kilometre girdin, neredesin, ne yapıyorsun? Ciddi bir şey de yok. Bu kara harekatı konusu İsrail açısından bir yumuşak karın mıdır? Kara gücü çok zayıf. Tüm sistemini kısa harekatlara göre düzenlemişler. Yani mesela hatırlayın 67 Savaşı 6 gün, değil mi? Evet. 2006 Savaşı 34 gün. Yom Kippur Savaşı daha kısa filan. Yani dolayısıyla kısa harekat şu demek, sonucu hava taarruzlarıyla ve bombalamayla alacak. Yani ateşle cephe taarruz. Ya da göğüs göğüse mücadele ya da piyade harekatı yok neredeyse. Çok zayıf. İsrail'in en zayıf olduğu ama nokta. Ama şu var, kara harekatı yapabilecek Lübnan'da Hizbullah'a karşı yeterli gücü yığdı. Yani tüm her şeyi oraya kaydırırsanız, çünkü toplamda 3 ordusu var. Kuzey ordusu var, merkez ordusu var ve güney ordusu var. Merkez ordusuna aldı, güneyi de aldı, Gazze'ye saldırdı. Kuzey ordusunu alamadı Hizbullah çünkü angaje ettiği için onu. Hı hı. Dolayısıyla şimdi kuzey, güney ve merkez kuzeye yığıldı. Evet hocam. Ama giremiyorlar, çok mayınla karşılaşıyorlar. Çok fazla arazi dağlık, pusuya düşüyorlar. Ama asıl harekatı denizden yapacaklar, çıkartma harekatı. Unutmayın. Çok teşekkür ederim, bitiriyoruz programı. Bu arada Eliyat Limanı'na bir takım hava hedeflerinin vurulduğu, roketlerin atıldığı söyleniyor ama Husiler olabilir deniliyor. Bu da bir son dakika gelişmesi. Çok teşekkür ederim. Aylin Ünverno'ya hocam çok sağ olun katıldığınız için. Teşekkür ederim. Zafer Şahin, Ekrem Kızıltaş, Kemal Olçar çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. Pazartesi akşamı aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.